Burada beğendim hadiseni. Ve işte Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Merve Çağıran. Bak Merve Çağıran kim dersen en son Fi dizisinde rol alan oyuncuydu. Biliyorsun Cem Yılmaz da Fi dizisinde konuk oyuncu olarak rol alacağını açıklamıştı. Hı hı. Ve geçtiğimiz günlerde bir mekanda Ozan Güven'in sevgilisinin olduğu bir mekanda Cem Yılmaz'la Merve Çağıran'ın yakınlaştığı ve sabahında da aşk sana çok günaydın diye Merve Çağıran'ın fotoğraf paylaştığı haberleri çıktı. Bir dakika şimdi, bir dakika dur. Merve mi böyle bir şey paylaştı? Aynen. Cem Yılmaz'la hemen gündeme gelmek bir prestij mi acaba? Aşk sana çok günaydın diye fotoğrafı paylaştı. Çünkü o gece orada olan arkadaşlar da Başak Dizer'in sahibi olduğu mekanda. Orası hem böyle restoran, gece kulübe dönüyor. Hem de böyle bir butik var orada. Hı hı. Farklı bir konsepti sahip. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak'ın olduğu mekanda. Cem Yılmaz, Ozan ve işte arkadaşlarıyla eğlenirlerken, Ozan'ın yeni tasarımcı kız arkadaşı eğlenirlerken Merve de orada ve orada herkesin gözlemlediği yakınlaşmalar oluyor. Ama hemen aşk oluyor mu? Sabah da ama aşk sana çok günaydın diye paylaşımlarda bulunuyor. Devamında hemen Cem Yılmaz takip etmeye başlıyor sosyal medyada. Sosyal medyada takip etmekte kalmıyor. Merve Çağıran'ın paylaştığı fotoğrafları da beğenmeye başlıyor. Bak aşk şimdi, sana aynen. Çok günaydın'ı beğeniyor mu? Aşk sana çok günaydın da beğeniyor. Şeyleri de beğeniyor. Nedir? Bir tane aslan zebrayı bak şunu bile beğeniyor. Aslan zebrayı ama yakalıyor. Ama zaten bunu beğenmesi tam Cem'lik bir hareket bak. Bunu, bak bu, ağ peşinde yakalamak üzereyim demek o yani. Onu Cem'in beğenmesi çok anormal bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Cem Yılmaz'ın evinde geçen haftalarda bir hanım da değil mi bir kız tabloların önünde fotoğraf falan evet, çektiriyordu. Aynen. Hı-hı. Cem onları da beğeniyordu. Evet. Bak şu kızı izleyelim mi? Bak Merve'nin diziden görüntüleri Fi dizisinde. Bu kız mı? Evet. Yarın zorlu geçecek galiba. Heyecanlı mısın? Yok. Şeker. Teşekkür ederim. Ya çok iyi oynuyor bu Ozan. Yani yarının tek zorlu tarafı sabahın köründe uyanmak olacak sanırım. Kendine bu kadar güveniyorsun. Yani aslında çok takmıyorum diyelim. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama Duru peki öyle değil tabii. O biraz iddialıdır. İkincileri tahammül edemez. Kaybedeceğin savaşa girmez diyorsun. Evet, Fi dizisi internet platformunda yine bu cumada yeni 3 bölümü evet, 10 milyonu geçti. Bekliyorum vallahi bekliyorum. 10 milyon izleyiciyi geçti. ve bu cumada yeni 3 bölümü, ikinci 3 bölümü izleyicinin takibine açılacak internetten takip edeceğiz. İşte burada Ozan Güven'de sahnesini izlediğimiz Merve Çağıran'ın Cem Yılmaz'la yeni aşkı diye. Tam o sırada bir şey söylüyordum evet, sen sana. Diyordun ki, görüntü gelince geçen haftada bir kız gene Cem Yılmaz'ın evinde tabloların önünde fotoğraf paylaştı. Cem Yılmaz onları da beğendi. Hmm. Değil mi? Evet. Yani Cem Yılmaz'ın bir şey beğenmesi ona değer veriyor. Plus artı değer veriyor anlamına gelmiyor. Hmm. Onu da beğeniyordu yani. Bunu da bu hafta beğeniyor olabilir. Önümüzdeki hafta başkasını evinin beğeniyor. Başka bir mutfağında ve şeyinde fotoğraf onu da beğeniyor olabilir. Yani Cem'in yani bir Cem'den bir şey alamayız yani. Burada sadece benim anladığım ne var biliyor musun? Anlamaya çalıştım. Kadınlar Cem Yılmaz'la daha ilişkileri oturmadan ve devamlılık süreci gelmeden ki genelde kısa sürüyor Cem Yılmaz'ın ilişkileri. Yani Cem Yılmaz'la olan durumlarını hemen belli etmek istiyorlar. Prestij için mi bu bir şey mi Cem Yılmaz'la beraber olmak? Yani hemen belli etmeye başlıyorlar. Yani tablosunun önünde rızınk resim çektiriyor. Öbürküsü aşk günaydın diyor. Öbürküsü bir şey. Yani devam mesela Ebru hiç yapmadı bunu mesela. Sıfır yani. O yüzden hani şimdi acaba daha mesleki gelişiminin tamamlayamayan, daha tam başarmış olmayan kadınlar mı? Cem Yılmaz'ı çok büyüttükleri için gözünde ona bir basamak atlamak mı? Yani bir şey mi? Onunla bir prestij mi sağlıyorlar anlamında konuşuyorum. Evet.
Yani daha bir dakika bir gol bir de aşk başlamaz. Ebru Şallı da ama biliyorsun ki snapler attı Bodrum'daki evinden. Cem Yılmaz'la beraber olduğunu ima eden pek çok fotoğraf paylaştı. Ebru onların Şallı gazeteye bunu, çıktı ama. Ebru Şallı bunu yapmadı diyemeyiz. Hayatım Ebru Şallı benim, da aynı onlar, şeyi yaptı. Onlar ama arkadaşın gazetede Ebru Şallı'yı çıktılar. Savunma şimdi bize. Canım benim onlar gazeteye çıktılar kafelerde Cem falan. Cem Yılmaz'la beraber olduklarını belgelemek, göstermek istiyor olabilirler. Bir tıpkı şey Ebru Şallı gibi. Hayır tıpkı Ebru Şallı'yla zaten ilk önce basın yazdı. Öyle ben yanlış mı hatırlıyorum? İlk önce evinde evet, snap atıp Alaçatı. Ondan sonra mı oldu? Hayır. Alaçatı'da tamam onlar yakalandılar. Ondan sonra da Bodrum'daki görüntüleri çıktı. Ondan sonra evinde artık olabilir. Bunlar direkt evine girdikleri anda duyuruyorlar yani. Sosyal medyada. Ben onu anlatmaya çalışıyorum sana. Deme bu Cem Yılmaz'la görüyor musun? Bak Cem'e baksan. Ama şimdi ben şeytan onu tüyü var. Bunda. Aynen şimdi mesela sanat camiasında ya da popüler kültürde, magazinde ne dersen de adına Cem Yılmaz kadar bekar. Yakışıklı diyeceğim şimdi. Hayır parası var. Kariyeri var, şeyin zirvesinde, statüsü var, her şeyi var. Bu yeterli mi bir kadının bir erkekle beraber komik, olması için? Komik, eğlenceli. Ben mesela bunların hepsini topla ama bir tarafa da şunu koy. Güvenilir değil ilişkide. Sağ hayır. Solu belli dolayısıyla değil. Dolayısıyla bir de bekar adam. Sadık değil. Bunları kattığın zaman isterse dünyanın bir numaralı şeylerine sahip senin olsun. Senin için öyle olabilir. Birçok kadın için. Tabii ki. Güvenmediğin bir adamla niye beraber olasın mesela? Dolayısıyla Cem Yılmaz'ın bu pozisyonuyla herkes hem de bekar koşardır. Bir adam. Tabii ki yani bir peşinde de koşar. Yarın, Cem Yılmaz'la beraber olur gerçekten. Peki ama yarın bırakılacaklarını düşün. Yani şöyle bir şey. Öyle düşün. Başlayamazsın ki bir ilişkiye. Hayır. Nereden bilsin Merve Çağıran? Belki de gerçekten de Merve Çağıran'la şimdi böyle i̇şte bir ilişkiye başladığında. Böyle bir ilişkiye başlayamazsın. Ama bunu baştan ilk günden duyurduğun zaman üçüncü günde adam seni terk ettiği zaman üç gün onun hayatına kalmış olursun. Ben de bunu diyorum kadına. Diyorum ki biraz bekle. Çünkü ne yapacağı belli değil. Belki gerçekten de Cem Yılmaz Merve Çağıran'ı çok sevecek bu ilişkide. Çok aşık olacak ve evlenecekler. Belki de diğer taraftan düşün kadının. Hani bunu Seren söyleseydi biraz gülüş yapar. Seni söyleme. Gerçekten çok komik oldu. Yani olabilir. Tabii ki belli olmaz. Ben sadece bir kadın bir ilişkiden emin olmadan hele karşısındaki adam yani 3 haftadan sonra başka bir kadınla görülebilen bir adam olduğu için biraz daha bekleseydi aşk günaydın demek için bunu bize anlatmasaydı biz bunu daha bilmeseydik onun açısından daha iyi olurdu dedim. Yoksa macera olarak kalacak. Bilemiyoruz onu. Gibi bakacağız. Duracak. Bak Cem Yılmaz'ın Mustafa Sandal en son kadroya katılan isim Mustafa Sandal oldu. Arif ve 216'ya. Mustafa Sandal da uzay gemisine tek yakışacak. Bak, bu fotoğrafı paylaştılar. Mustafa çok komiktir ama. Biliyorsun Mustafa bir filmde daha oynamıştı. Tabii. İnanılmaz Mahsun'un filminde acayip iyiydi yani. Aynen Mustafa Sandal. Çok şekerdi. Bence iyi olmuş. Sempatik olmuş. Aynen bak bu fotoğrafları paylaştılar. Önümüzdeki yıl başka bir film yapacağız diye açıklamıştı Mustafa Sandal. Ama gördük ki Arif ve 216'dan kadrosunda olacakmış. Bu arada da bu elektrikli fotoğraflara bayılıyor şey Cem Yılmaz. Nereye gitse bunların fotoğrafını paylaşıyor. Ama o kadar ya iyi bir arkadaşının şey ya artık ticaretini yapıyor bilemedim biliyor musun? Her tarafta. Yok o mesela her dönem acayip bir araba alır. Yanında o küçük arabalardan da alır. O küçük arabalara dadanır onunla kullanır. Yani şu anda bunu heves etti. Bunu heves etmiş. Mustafa Sandal'ın bak oğullarına da bunu hediye etmişti geçen hafta. Herkese evet. Hediye ediyor. Ona ben biliyor. De istiyorum. Bana da gönder. fiyatı kaç dedi? Geçen baktık bunun fiyatına. Ne kadarmış? Biz de alalım birer tane. 5 bin lira. Hiçbir şey 5 bin lira. Alalım birer tane sen ikimiz. Şimdi bu an bilmiyoruz. Yani, yani şey ne? Akülü mü bu elektrikli mi? Belli bir marka olmadığı için. Bunun gibi pek çok marka olduğu için reklama girmez. Akülükle elektriğe takıyorsun. Evde böyle şarj ediyorsun. Aynen şarj ediyorsun. Tam o yalın ortada şarj bitince ne olacak mesela? Ona göre kilometresi var canım. Ne zaman bitti? Benzin ama senlik değil doğru. Sen benzinle bitiriyorsun elektrikli. Ben benzinle arabayı haydi haydi bitirirsin yani. Aynen.